5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Ada Yayıncılık 6. Ünite İnsan ve Çevre Sayfa 155 İnsan ve Çevre İlişkisi Neler Öğrendik Etkinlik Soruları ve Cevapları 5. Sınıf Ada Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı İnsan ve Çevre İlişkisi Neler Öğrendik Cevapları 5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 155 Cevabı Okulunuzun bahçesini, evinizin bulunduğu sokağı inceleyiniz. Gördüklerinizi yazınız. Çevrenizi temiz tutmak için neler yapabilirsiniz? Cevap, yaşadığımız çevreyi temiz tutmak için neler yapmamız gerekir diye düşündüğümüzde şu şekilde sıralayabiliriz. Dışarıda tüketilen yiyecek ve içecek ambalajları çöp kutusuna atmalıdır. Sokakta iken yüksek sesle konuşulmamalıdır. Evlerde biriken çöpleri sokak başlarına değil çöp tenekelerine atmalıdır. Deniz, ırmak gibi doğal su kaynaklarına atık atılmamalıdır. Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır. Fabrika atıkları denize veya çevreye atılmamalıdır. Isınmak için kullanılan yakıtlar mümkün olduğu kadar, çevreye en az zarar veren yakıtlardan seçilmelidir. Çevredeki ağaç ve bitkilere, park, bahçe gibi ortak kullanım alanlarına zarar verilmemelidir. Çevre temizliği ile ilgili bir oyun yazınız. Bu oyunu oynayınız. Aşağıdaki gibi kartlar hazırlayarak bu kartları doldurunuz. Cevap, bir sivil toplum kuruluşu tarafından hazırlanan ilk öğretici mobil oyun olan Temiz Deniz'de İstanbul Boğazı kirli atıklardan temizleniyor. Çocuklara eğlendirirken çevre bilinci kazandırmayı amaçlayan Temiz Deniz, Mavi Kuşak Hareketici İstanbul Boğazı projesi kapsamında geliştirildi. Çocuklar için öğretici bir oyun olan Temiz Deniz'de oyuna başlamadan önce kullanıcı önce ekosisteme zarar veren atıkları ve suda yok olma süreleri hakkında bilgi edinir. Ardından da İstanbul Boğazı'nın 15 farklı noktasından kıyı ve deniz temizliği gerçekleştirir. Kartlara bu 15 noktayı yazacağız. Herkes bu kartlardan birini seçecek ve kendi bölgesini temizleyecek. En temiz bölgeye ödül verilecek. Çevrenizi gözleyiniz. Çevrenizdeki canlılar hangi alanlarda yaşamaktadır? Cevap, çevremizde birçok yaşam alanı vardır. Okul bahçesindeki, yol kenarındaki ya da parktaki büyükçe bir taşı yerden kaldırdığımızda canlı topluluğu ile karşılaşabiliriz. Taşın altı küçük bir yaşam alanı olabilir. Küçük yaşam alanlarının bir araya gelmesiyle büyük yaşam alanları oluşur. Büyük yaşam alanlarında çok sayıda bitki ve hayvan topluluğu bulunur. Bütün yaşam alanlarında canlı ve cansız varlıklar bulunur. Hayvanlar ve bitkiler bir yaşam alanının ortak canlılarıdır. Taş, toprak, su ve hava ise yaşam alanlarının ortak cansız varlıklarıdır. Yaşam alanlarına örnek, su, hava, toprak, orman, ağaç, taş. Çevremizi temiz tutmak için neler yapmalıyız? Cevap, dışarıda tüketilen yiyecek ve içecek ambalajları çöp kutusuna atmalıdır. Sokakta iken yüksek sesle konuşulmamalıdır. Evlerde biriken çöpleri sokak başlarına değil çöp tenekelerine atmalıdır. Deniz, ırmak gibi doğal su kaynaklarına atık atılmamalıdır. Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır. Fabrika atıkları denize veya çevreye atılmamalıdır. Isınmak için kullanılan yakıtlar mümkün olduğu kadar, çevreye en az zarar veren yakıtlardan seçilmelidir. Çevredeki ağaç ve bitkilere, park, bahçe gibi ortak kullanım alanlarına zarar verilmemelidir. Tamamlayınız. Arkadaşlarımızla pis bir sokakta oyun oynadık. Sonra. Cevap, eve geçtik. Her yerimiz kir pas içindeydi. Eğer temizlenmezsek hasta olurduk. Biz de hemen üstümüzü başımızı yıkadık temizledik. Yaşadığımız yerler ve oyun alanları nasıl olmalıdır? Cevap, temiz, steril, mikroptan arındırılmış ve hijyenik olmalıdır. Bunun yanında oyun oynarken herhangi bir yerimizin zarar göreceği kesici delici eşyaların olmaması gerekir. 5. Sınıf Ada Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 155 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.